Bizde tatil nasıl geçti? Güzel geçti. Şahane geçti. Çok trafik var arkada, bekletmeyeyim. Var mı efendim? Kendinize iyi bakın. Ayya şarkısının dönüşleri nasıl oldu? Gayet güzel, çok daha güzelleri de giriliyor. Çok da sık zamanda gelecek, görüşürüz. Yakışırız ama çok çok. Gizem Özdilli, bir dönemin en hızlı manken. Malum bir süre önce tası tarağı toplamış, yavru vatana taşınmıştı. Buranın havası suyu bana iyi geldi. Gittikçe gençleşiyorum diyor Gizem Özdilli. Burası bana uğur getirdi. Demin de söylediğim gibi burası benim için aşk kadar kıymetli. Ben buranın doğasını, iklimini, insanını, her şeyini, bitki örtüsünü çok seviyorum. Ama iş oldukça gidip geldiğim için de çok yoruluyorum ve de o yüzden de kilo veriyorum. Biraz da Nişantaşı'nın altını üstüne getirelim. Trafik bu bölgede 7/24, 365 gün zaten sıkışıkken bir de Aras Bulut İynemli krizi yaşanıyor. Uzun bir aranın ardından ekrana dönüyor Aras Bulut İynemli. Yeni dizisinde bölüm başı 1 milyon lira alacak hem de. Kıbrıs'ta da olacak çekimlerimiz. Daha hiç kimse belli değil. Benim bildiğim kadarıyla. Yemeğe gelmediniz yani, kastım tamam. Yok, hayır, hiç belli değil. Devrim Öçkan için yazıldı ama bilmiyorum ne kadar. Yazılanlar var, yazılanlardan biri evet, ama daha hiçbir şey belli olmadı. Ben de hazırlanıyorum. Hazırlık aşamasındayım. Tam işte sete, sahnelere girmeden önce, sete çıkmadan önce son böyle hazırlıkları yapıyorum işte böyle. Spora başladım, iyi besleniyorum, bakım yapıyorum falan. Anlaşılan bambaşka bir Aras Bulut İynemli göreceğiz karşımızda. Zaten kendisinin rol için değişimden korkmadığını biliyoruz. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan dedikodusunun başrollerinden biri olan Gürkan Şef'le birlikteyiz. Hadise aramında çıkan aşk dedikodu olarak. Arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel bir sponsorluğa imza attık. Gürkan Şef Fatma Toptaş'tan ayrıldı, Hadise eşinden boşandı. Yani her iki tarafta bekar. Yani aşk varsa saklayacak bir şey yok. Aşk haberlerinin ardından Hadise anında ve çok net bir açıklama yaptı. Aşk yok, birine aşık olsam zaten söylerim dedi. Hadise'nin tavrı da açıklaması da çok netti. Aşk yok diye altını çizdi. Aynı soru Gürkan Şef'e de soruldu. Bir gizem havası yaratmaya çalıştı ünlü şef. Sanki aşk varmış da saklıyormuş havası yarattı. Oysa Hadise bu tavrın tam tersini sergiliyordu. Hadise aramında çıkan aşk dedik olarak. Arkadaşlar biliyorsunuz çok güzel bir sponsorluğa imza attık. Evet. Bence hiç yeri değil. Sonra daha sonra konuşuruz. Romantik dizilerin ve şarkıların vazgeçilmez ismi Kerem Cem sevgilisinin elinden tutmuş. Atmış kendisini Nişantaşı sokaklarına. Sanki sokakta yürümüyorlar da podyumda süzülüyorlar. Hanımefendi pek havalı, pek şık. Kerem Cem'in şarkılarının ilham kaynağı belli oldu. Şarkılar teker teker geliyor. Onun heyecanını yaşıyorum. Uzun zaman olmuş dinleyiciyle buluşmayalı. Romantik Kerem Cem sevgililer günü içinde özel hazırlık içindeymiş. Bütün bu şovlar sevgilisi için, hemen söyleyelim. 14 Şubat'ta bir sürprizim olacak. Evet, sevgililer günü. Çok güzel bir şarkı istiyorum. İki çok bilinen ve sevilen şarkıyı birleştirip böyle ilginç bir şey yaptım. Bugüne kadar yapıldığını düşünmüyorum. İlklerin adamı mı hocam? Yani su altında klip çekmek falan, ne diyorsun? Yani, Sena Hanım aslında Kerem Cem'in stilistiymiş. Yani iş aşka dönüşmüş. İş aşka dönüştü dedin işte. Gazete Magazin, sıcak görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyor. Ve Gizem Tuncer, babasının kızı. O da en az babası kadar enerji küpü. Katıldığı davette Gizem Tuncer'le röportaj yapmak isteyen muhabir arkadaşlar iş güç derdinde, hanımefendi ise güzel görünmek derdinde. Gücüm iyi mi ya? Bunu söyle. Gücüm iyi mi? Güzel. Covid atlatmış Gizem. Günler sonra insan içine çıkınca güzel görünmek istiyor haliyle. Ben Covid'dim, iyileştim şimdi. İlk defa evden çıkıyorum. 10 gün falan olacak. Acayip yani, böyle garip bir şekilde uyuyorum bir haftadır. Günde 75 saat olmak üzere ama şimdi iyiyim. 10 gündür uyuduğu için duymamış olabilir Gizem. Botokslu erkekler konuşuluyor bir haftadır. Sevgilisi botoks yaptırmak istese ne der acaba? Ay benim artık sevgilim olsun da yani deriz de ne yapıyorsun? Erkek olsun, nasıl olursa olsun havalarında Gizem. Ufukta yok ama neden olmasın? Olursa bana bunu hatırlatırsın. Cem Yılmaz yeni gösterisiyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın biletleri piyasaya çıktığı gibi tükendi. Hatta kara borsaya düştü. 4 bin liralık biletler kara borsada 50 bin liraya çıktı. Abi kara borsaya düşüyorsa bir mal, demek ki talep var demektir. Öyle değil mi? Yani çünkü satılmayan bilet kara borsaya düşer mi?
düşmez. Tam tersine dumping yaparsın. 4 alana 2 tane bedava dersin. Burada talep çok ama kara borsaya düşmesinin onunla ilgili bir tarafı yok yani, o ne yapsın? 25 sene sonraki bu linet de aynı. İnşallah beğenirler. Ben çok keyif aldım bu saç modelinden. Çünkü bir kere artık şeylerim yok. Takma saçım yok, kendi saçım burada. Burada biraz tabii ki uzatmalar var. Daha fresh, daha modern. Şu sıralar Orta Doğu ondan sorulur oldu. Özellikle Dubai ahalisi hep onunla eğleniyor. İkinci adresi oldu bölge. Biz hep o Middle East, yani Orta Doğu'nun insanlarıyız. Dolayısıyla bizim en çok ihtiyacı olan, birbirimize ihtiyacımız olan bu kültürleri birleştirmek. Ki birbirine o kadar çok benziyor ki, o kadar çok keyifli ki. Biz hayatımızdan memnunuz bence. Ve müzikle bunu birleştirmek bence dünyanın en güzel, en keyifli şeyi. Sahnede sürekli kendini yenilemesi, düzgün fiziği, enerjisi ve tabii ki hiç yaşlanmaması. Nedir bu işin sırrı? Ben kendimi esnaf olarak görüyorum. Bu işin esnaflığını bilmek gerekiyor. O insanlar sizinle orada her şeyini unutmak istiyor. Her şey yeniden en güzel şekilde yaşamaya geliyor. Ve siz bunu onlara borçlusunuz. Şarkılarınızla, gülüşünüzle, bakışlarınızla. Buraya kadar tatlı tatlı getirdik sohbeti ama şimdi tadını tuzunu kaçıracağız hanımefendinin. Sanatçıların sahne için istedikleri astronomik fiyatları soruyoruz. Her şey o kadar çok değişti ki. Yani sahne fiyatları, yaşam standartları. Standartlar aynı kaldı, fiyatlar bir değişti, bir acayipleşti. Ve bir sanatçı atasözü geliyor Linet'ten. Para insanı bozar. İşte çok para, işte şarkı yazamaz falan. Öyle bir şey yok. Bir insan ne zaman ki tok, o zaman iş yapar. Melisa Döngel. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından ama yakında da şarkıcılarından biri olacakmış galiba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerede? Sabah sporu. Sabah sporu. Biraz yürüyüş yaptım. Biraz ses eğitimindeydim. Sesimi geliştirmek için biraz eğitim alıyorum. Bir de yeni bir projemiz var zaten, hali hazırda, duyarsınız. Sahnelere hazırlanıyorsun yani. Şarkı söyleyeceksiniz herhalde. Bir şeyler böyle. Albümde gelir mi? Yok, albüm gibi bir şey değil. Yani tam olarak şu an bir şey söyleyemiyorum çünkü sözleşme aşamasındayız ama netleşince ve kesinleşince zaten sizlerin de haberi olur. Estetiğe savaş açan isimlerden biriydi Melisa Döngel. Oyuncu estetik yaptırmaz diyordu ısrarla. Tekrarlıyor o iddiasını. Ben orada müdahale, yani cerrahi müdahaleden bahsediyorum. Yani yoksa küçük botokslar, küçük dolgular bunlar sorun yaratmaz. Yani şöyle, tamamıyla mimik kaybı olan tarafından bahsediyorum. Cerrahi dokunuşlar. Oyuncu estetik yaptırmaz dedi ama kendini de inkar etti. Çünkü bir dönem o da botokslu gezerdi. Ne seviyorsun? Seviyordum. Artık şimdi hiçbir şey yok. Hepsini erittirdim. Herkes rahatlayabilir. Olaydı. O gün bugün o itirafı başını ağrıtmaya devam ediyor. Orası tamamıyla güldüğümüz ve hani makara yaptığımız bir program. Bana spesifik olarak bir soru sordu. Ben de öyle bir şey yaşanmadı. Fakat yani ölüm bir dünya sonuçta, her şey yaşanabilir. Şimdi burada hayır diyoruz, sonra evet çıkıyor. Aynen öyle. Ondan dolayısıyla ben hani böyle tam hayır demek istemedim. Sonra da konu bir an önce kapansın diye makaralı bir şekilde hani özen gösteririm dedim ve kapattım. Ama insanlar tabii ki de dinlemeyi ve görmeyi, hani kendi algılamasını kapattığı için, kendileri izleyip yorum yapmayı tercih etmedikleri için kulaktan dolma bilgilerle "Aa, Melisa böyle demiş oldu gene." Sorun yok, sıkıntı yok. Ben onu kastetmemiştim aslında. Tamamıyla makara yapmak istemiştim ama herkesin kendi düşüncesi tabii. Peki yaşadı mı böyle bir şey? Başınıza gelse ne olurdu peki, hangi durum? Geldi. Geldi. Evet, geldi. Yani bu dünya sonuçta, herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Yani, yapabilecek bir şey yok. Ne yapacağım arkadaşlar? Arkadaşım... Yenisini buldum. Yok, arkadaşınızın sevgilisinden mi? Ben hoşlanmadım. Benim arkadaşım. Aynen. Benim arkadaşım. Yani olabilecek şeyler bunlar tabii. Bu açıklamalarımızdan sonra arkadaşları diyorum artık. Arkadaşlarım beni tanıdıkları için, onlar arkadaşım sonuçta benim. Her zaman her anımda yanımda oldukları için benim o açıklamayı ne anlamda ve nasıl yaptığımı da algıladılar, anladılar. O yüzden onlar da gülüp geçtiler aslında. Bir kez deliliğim tuttu. Şaka yaptım. 40 gündür 40 arkadaşımla o taşı o kuyudan çıkartamıyorum diyerek devam ediyor Melisa Döngel. Tabii ki de öyle bir şey yok. Hepimizin bazı karakterleri var. Ben sadece makara olsun diye ve konu bir an önce kapansın diye hani dikkat ederim, hani özen gösteririm dedim. Ama evet, yanlış anlaşıldı.